Şimdi Recai Bey'in ablası Güler Uğurlu da telefon hattımızdaymış. Güler Hanımcığım günaydın. Hayırlı yayınlar Müge Hanım. Seni ben çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sesini duydum, çok heyecanlandım. Canım benim ya, sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Ya bu kızla ilgili ne biliyorsun? Bu kız sizin kız mı? Evet, bak şimdi bu kuzum. Ben 73 yaşındayım. Ay ellerinizden öperim. Beni ey dinle, ben senin gözlerinden öperim. Oradakilerine de hepsine selam edirem. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bu hamileydi. Karşıda yeni doğanda oturuyordular. Bu karnı burnunda bunu kardeşimi aldattı. Aldattığı için aradan geçti. Doğum etti, uşak yok arada. Ulan nerede uşak? Nerede? Uşağı bilmiyorum bacı. Parka götürmüş, birine satmış. 50 milyon aldı, kaçtı gitti. Bize kendisi söyledi Recai Bey. O zaten ona 60-70 yaşındaki adama sattı. Yalan söylüyor. Çok yalancı. Recai. Ama o kız bizim kız. Hiç böyle şey sattığı kız. Siz anladığım kadarıyla siz de Gürbüz Bey de bir de kendinize de benzettiniz yani tipini. Vallahi bizim Gürbüz'ün bir kızı var, aynı ona benziyor. Kendi kızları var, aynı onlara benziyor. Ben bize benziyor. Yani kız bizim, ben öyle şey yapıyorum yani. Anladım. Kanım kaynadı, o bizim kız. Ben onun sahibiyim, arkasındayım benim. Ben onu alacağım yanıma. Ay halacığım ya. Ay halacığım, nerede oturuyorsunuz siz? Ben Güngören'de oturuyorum. Gürbüz Bahçelievler'de oturuyor. Dur, Gürbüz zaten ben atlayayım bir geleyim dedi. Vallahi evet. Gelsin, ben de ne güzel bayıldım böyle hala amca, keşke siz çıksanız yani. Ben de gelmek istiyorum ama ben yayına çıkmayacağım çünkü benim çocuklarım şeyde ya. Ne yapacak çocuklar, sana ne diyecek, ne güzel bir şey için geliyorsunuz. İnşallah sizin bebeğiniz çıkar. Mürvet, ne diyorsun bu işlere? Ya ben çok şaşkınım aslında. Aslında ben de çok şaşkınım. Yani heyecandan da konuşamıyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum, cümle seçemiyorum ama... Yani bir konu daha var bana anlatılan. Onunla karıştırıldığını düşünüyorum. Umutlanmak da istemiyorum ama... Ya gelsinler, konuşalım, DNA testi yapılsın. Bilmiyorum şu an ne diyeceğimi. Ne bakalım, teşekkür amca inşallah için gelecek. Ama Güler Hanım bak, size de teşekkür ediyorum. Bu da güzel bir şey, insanın kendi kardeşine karşı evet, çıkarak diyor ki teşekkür hayır, ediyorum bizim yani kardeşimiz sahip diyorlar. Çıkıyorlar. Sahip çıkıyorlar yani. Yani tabii ki bizim çocuğumuzsa biz bırakır mıyız? Allah razı olsun o kadından, büyükenden, ellerinden, ayaklarından ötere. Hiç olmazsa ölmez. Biz artık dedi ki çöp attılar, bu öldü diye bekledik hep. Ay. Ama doğru söylüyor ya. Yeğen dediğin çok kıymetli bir şey. Yani insanın evladı gibi. Tamam, sorumluluğu bir başkasına ait olabilir ama en yakının. Yani yeğeninden, insana... Canından, kanından. Yakından, yakın ne var, kardeşinin çocuğu. Evet canım. Öbürleri benim canım. Öbürlerini bir sor, bir kardeşimin daha 4 tane var. O da Edirne'de oturuyor. Gürbüz'ün de var, uşakları orada oturuyor. Benim bir de onların tek havasıyım, tek. Onlar beni sevden de torunlarım için ölürüm. Ay çok teşekkür ederiz Güler Hanımcığım, ellerinizden öperim. Dur bakalım, inşallah şunu netleştireceğiz. Yani biraz tabii şaşırtıcı oldu herhalde evet, sizin için evet, ama. Evet, fazla. Ama siz de işte benim gibi düşünmüşsünüz ilk Mürvet anlattığınızda evet, size hikaye. Ben de ilk evet, öyle düşündüm evet, ama sonra mahallede farklı bir kızınla bırakıldığını anlattıktan sonra şimdi dedim acaba o kızla mı karıştırıyorlar acaba beni? İşte benim anladığım kadarıyla Recai Bey'le anne bir hikaye uydurmuşlar diye düşünüyor kardeşler. Yani onlar böyle bir hikaye anlatıyorlar ama o hikayenin gerçekliği yok. Hani evet, ortaya çıkan herhalde kabul etmeyince alıp bebeği bıraktı babasının önüne, kapısının önüne, al sen bak dedi gibi diye düşünüyorlar. Müge Hanım bir de Recai Bey kandillerde, şelede mesaj yazıyor. Kandili mübarek olsun. Recai Bey niye yazıyorsun mesaj madem senin alakası yok Mürvet'e? Yani. Şimdi Müge Hanım ben niye yazıyorum?
Ben bütün İslam alemine yazıyorum, mesaj gönderiyorum. Ben beni aradığı zaman ben çok gururlandım, çok duygulandım. Ben kendimden çok emin olduğum için ben onu da fazla ümitlendirme istemiyorum. Ben evlatlarımı bırakacak olsaydım 4 tane evlatımı bırakırdım bir. İkincisi, biraz önce bağlanan ablamla ben 15 yıldır konuşmadım. İşiniz gücünüz yalan dolan fırlanda. Ben ne derim size? Ölürsen ölünüze, ölürsem ölüme gelmeyin. Gürbüze sen de. 60 yaşına kız verdin diyorsun. Kaçana kapıma çıktın güle güle. Beni tercihleri ben sildim attım kitabından. Verdin mi kızını peki? Kime? O 60 yaşındaki adama. Ben vermedim. Kaçtı gitti. Ben konuşmuyorum. İnekleri aldın mı? Hayır efendim, ne ineği ya? İşleri güçleri yalan dolan. Benim ablam, abim olsaydı ben İstanbul'a işimi gücümü bırakıp da Bayburt'a 4 çocuğumla yerleşmezdim. Çobanlık yaparak ben büyüttüm onları. Tamam, neyse, evet, kardeş ya. Kavgası şimdi diyorum ama şey yapmayalım. Hani kardeş kavgasında bir şey var. Peki Recai Bey. Recai Bey, sizin bak bir tane bebeğiniz varmış, hastanede bıraktı diyor. Adını anmak istemediğim Fatma. O bebek ne oldu? Canım, efendim? Benim o konuda haberim yok. Benim evlatım 4 tane ben biliyorum. 4'ü de, bir tane evlatım öldü. 4 tane evlatım hayatta. Ve onları da asker ettim, ev verdim, hepsinin evi bakıma ayrıldı. Hastanedeki bebek ne oldu o zaman, hastanedeki bebek? Bilmiyorum efendim, bilmiyorum. Fatma diyor ya, gittik, sen de parasını ödemişsin, hastane parasını. Hayır, ben hastaneye gidip para ödemedim, hayır. Ya hanımefendi, hatırlatın o zaman. Alo. Hatırlat o zaman, bak öyle bir şey olmadı diyor. Alo, Mide Hanım, ben bir şey konuşabilir miyim? Buyurun. Recai Bey dünyanın en iyi babası. Ne bebek sattı, ne bebek aldı. Recai dünyanın, yalnız abisinin, ablasının yüzünden biz ayrıldık. Recai dünyanın en iyi anne, babası ve 60 yaşına giden kız da buraya benim yanıma geldi, oturdu, çok mutlu. Hep yalan konuşuyor onlar. Recai çok iyi insan. Bak ayrıldım. Hanımefendi. Gerçekten yani artık 15 dakika evvel gittik hastaneye, bebeği verdik diye siz değil miydiniz? Nasıl şimdi dünyanın en iyi babası oldu 15 dakika içinde bu adam? Adam bebek vermedi kimseye. Vermedi. Verdi dedin ya 15 dakika evvel. Vermedi. Ben bir dedim, anlamıyorum, vermedi. Dört dörtlük bir baba. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Beni kimse rahatsız etmesin. Ay, gerçekten. Hani artık. Siz tek başınıza mı yaşıyorsunuz? Sağda solda kaç tane çocuk bırakmış. Onları bulsun, onları. Kim bırakmış? Ben konuşamayacağım. Kapatıyorum. Demin çok iyi baba dedi. Şimdi sağda solda kaç çocuk bıraktı dedi, 15 dakika önce hastanede çocuğumu sattı, başka dedi. Kadın aldı dedi, para karşılığı aldı dedi, hastane parasını başkası ödedi dedi. Allah Allah. Pek tutarlı ve mantıklı bir konuşma değil hanımefendilerin konuşmaları. Yok, hiç değil. Tutarlı değil, hayır. Demek o çok iyi değil demek ki. O yüzden yani evet. Hastane falan mevzusu da doğru olmayabilir Mürvetçim. Yani bekleyeceğiz, göreceğiz. Gelecek mi amca? Tamam, o da konuşuyordur. Dur bakalım, bir amca da gelsin. Bir kızının da fotoğrafını görelim bu arada. Aa şey at. Ya bu arada bir tane arkadaşım. Mücesse'yi tanıyorsunuz siz de. Diyor ki. Ya hakikaten biz de öyle. Ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Ne yaşayacağımızı bilmiyoruz ki, ona göre bir şey alalım.
Hani önlem alalım. Bilmiyoruz ki ne yaşayacağımız. Diyor ki sabah sabah gülmekten karnım ağrıdı. Bu bölümde Cem Yılmaz'a rakipsin diyor. Yavrum diyor, kız da melek gibi diyor. Gerçekten Mücessecim biz de şoke olduk. Şimdi bir konuşulanı tutmuyor. Bir amca var bizim kızımız diyor. Bir hala var bizim kızımız diyor. Anne hatırlıyordu 15 dakika evvel bir çocuk doğurduğunu. Parayla sattı babası dedi. Şimdi diyor ki dünyanın en iyi babasıdır. Recai Bey de diyor ki benim çocuğum değil. Sanki halanın konuşmasından başka da bir Cem Yılmaz'a bu anlamda rakip olamadı. Ben geçen hafta Cem Yılmaz'a gittim. Bayıldım yani. Buradan kendisine de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ya müthiş bir adam yani gerçekten. Allah uzun ömürler versin. İnsan gidiyor. Bir gülmeyi unutan insanlara ele gülüp çıkıyorsun. Sanki böyle Hawaii'de bir hafta tatil yapmış gibi hissettim kendimi Cem Yılmaz'dan çıktıktan sonra. Gül. Ya çok. Bir de galiba gülmek şöyle bir şey. Aynı şeyleri izliyorsan, aynı şeyleri yaşıyorsan tabii birbirine gülebiliyorsun yani. Mesela özellikle belgeselle ilgili anlattıklarından gözümden yaşlar geldi yani Cem. Allah uzun ömürler versin sana, harikasın yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.